Bu yabancıların dediğim gibi ben yani çok bağırdım, çağırdım, hönkürdüm ama açıkçası bugünkü dövizdeki hareketin bütün bu konuştuğumuz uzun vadeli sorunlarla alakalı olduğunu zannetmiyorum. Bence dediğim gibi yani bir miktar vatandaş vay bu fırsat kaçmaz deyip dolar aldı ve sonra stop loss'lar tetiklendi. Yani Türk lirası alıp da zararımı şurada kes diye önden emir veren yabancıların zarar şeyleri işaretleri tetiklendi ve ondan sattılar. Bankalarda da öyle. Şimdi bakın ben dediğim gibi yani ben banka almam hissesi. Çünkü içinde ne olduğunu bilmiyorum. Çürük mü çıkar sağlam bilmiyorum. Hiç kimsenin de günahına girmiyorum. Belki hiç kötü kredi de. Ama yabancının başka bir sorunu var. O adam bizim gibi 100 bin dolarlık ya da 50 bin liralık alım yapmıyor. O likit tahtaya ihtiyacı var. Tahtada günde 100 milyon işlem olmuyorsa yabancı geldiği anda fiyatla %5, %7 yukarı sürer. O yüzden geldim mi holdinglere işte yani en likiditesi olan 10 hisse senedine geliyor. Onlar da bildiğim kadarıyla bankalar işte Ereğli, yok şu holding, bu holding diye düşünüyorum. Ve zaten yani onlar da bankanın değerini satın almıyor. Onlar Türkiye riski satın alıyorlar. O yüzden eğer dünyada çok büyük bir resesyon ve gelişmekte olan piyasalardan para kaçışı olmazsa bankalara para gireceği düşüncesindeyim. Ben şahsen katılmıyorum ama şu anda Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere ve onların piyasalarına karşı korkunç bir ilgi var. Çünkü şey yani 17 trilyon kamu borcu ve Zimbabwe ile Paraguay'ı kastetmiyorum. Avrupa'nın, İsviçre'nin, Amerika'nın, Kanada'nın getirisine getip abi. 10 yıllık Amerika şey Alman kağıdı almak için üstüne para ödüyorsun. Bu tabii yani herkes bunu yapmaz. Gider biraz risk alır. Türkiye'de bugün 12,5-13 faizler. Onları alır. Kur riskine katlanır. Ya da tedirger kendini. O yüzden açıkçası benim içeriden çok ciddi bir korkum yok. Sayın Erdoğan az da olsa yoluna devam etsin. Eğer dışarıda çok büyük bir kriz ya da çalkantı çıkmazsa bunları geçici olaylar olarak görüyorum. Ya yani benim asıl şeyim şu. Biz biraz daha akıllı olsak dolar TL'yi 7'ye kadar indiririz. Hatta 6,5'a indiririz. Çünkü bir kere akım başladı mı herkes yığılır üstüne. Gerçek değerini de üstüne çıkar. Bu fırsatı kaçırıyoruz diye üzülüyorum. Şimdi bunu Ankara dinliyorsa, yani devlet dinliyorsa bunu diyecekler ki madem söz söylediniz reçeteyi de yazın da bize verin, biz de bunu uygulayalım. Ama yarın Merkez Bankası Başkanı olabilirsin. Bu dediğiniz Allah yazdıysa bozsun. Ben almayayım. Vallahi bakın çok basit. Kimse sevmeyecek. Ve yine Amerikan yalakası Soros'un şeyi diye tayfası diye alacak. Tamam hiç umurumda değil. Bir, S-400'leri kaldırın. İki, Avrupa Birliği ile yenilenmiş ve genişletilmiş Gümrük Birliği görüşmelerinin görüşmesi için gerekenleri yapın. Doğu Akdeniz'i kastetmiyorum. Orada hiçbir taviz verilemez. Yunanlara bırakılamaz Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz. Ama istedikleri o değil zaten. Üçüncüsü, artık manşet hale gelmiş isimler var. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu insanları bırakın demiş. Bunları bırakacaksınız. Bunların sembolik değeri olan hareketlerdir. Çok basitlikle yapacağınız, içeride AKP'ye oy vermeyen vatandaşın anında güvenini sağlayacak şeyler var. Bir, Canan Kaftancıoğlu'nu rahat bırakın. İki, Ekrem İmamoğlu hakkında bir gün soruşturma açmayın da adama 100 kuruş para gönderin, ekmek dağıtsın ya. O da Türk vatandaşıdır abi. Yani siz hakikaten iyi niyetliyseniz bunlar için hiçbir şey beklemenize gerek yok. Tak 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 yaparsınız, sorunlar ortadan kalkar. Ve Türkiye'ye şakır şakır para yağdığı gibi bir günde değil ama zecri olarak, kademeli olarak vatandaşın da dolardan, dövizden, yastık altından kaçıp mevduata Türk lirasına döndüğünü görürüz. Reçete basittir. Uygulamak isteyen var mı? Ondan emin değilim. Peki Amerikan Başkanı Biden'ın kabinesi 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Bir simülasyon yapmak ister misiniz Atilla abi bununla ilgili? Bunlar çok bilinen isimler. Hepsi 20-30 yani benim hani hepsini okumadım tabii bütün kabineyi de. Bunlar Amerika'da işte klasik demokrat liberal anlayışa sahip insanlar. Bunların ilk görevi belki 2 yıl Trump'ın bozduklarını tamir etmek olacak. Paris Anlaşması'na katıldığını göreceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çin'le olan ihtilaflarını belki bu anlaşma vasıtasıyla halletmeye çalıştığını göreceğiz.
Kalbi çok kırılan ağabey geri kazanılacak. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün parası ödenecek. Birleşmiş Milletler'in biriken paraları ödenecek. Dünya Sağlık Örgütü'ne, pardon, Dünya Ticaret Örgütü'ne hakim atanacak ki ticari uzlaşmaları çözsün. Burada Biden'ın veyahut da adamların bizde hiçbir işi yok. Yani umurlarında bile değiliz. Onları asıl ilgilendiren Rusya. Biden Rusya'ya çok düşman, haklı sebeplerden. Çünkü Rusya Trump'ı seçtirmek için her şeyi yaptı. Rusya'nın üstüne gelecek. Ve Rusya'nın üstüne ya da İran'ın üstüne gidecekseniz de yanınızda Türkiye olması lazım. Bu kadar basit. Dolayısıyla kimse Türkiye'ye al ben sana yaptığımı uyguladım diye gelmeyecek kardeşim. Teklifle gelecekler. Ya kardeşim işbirliği yapalım. Ne istiyorsunuz? Hani ya işbirliği yapmazsanız da bizim elimizde şu imkanlar var. Kullanırız. Bence sorunlar yani çözülmeyecek. Şimdi bakın bazı şeyleri çözemezsiniz. Mesela bu Fethullah Gülen sorunu halledilmek zorunda Sami Bey. Amerika'ya yok da Erdoğan yaptı. Bu adamın hiçbir günahı yok. Bu zavallı bir din adamı diye düşündüğü sürece aradaki düşmanlık bitmez. Avrupa'da da İslamfobia ve efendim Ege ile Kıbrıs Yunanlılarındır anlayışı devam ettikçe işi bitiremezsiniz. Bunları kabul ediyorum. Ama bu zor sorulara gelmeden önce ilk önce güven tesis edici adımların atılması lazım. Her şeyden önce Türkiye'nin çok açıklıkla ortaya koyması lazım. İstediğinizle ticaret yapın. Ama siz siyasi ve medeniyet olarak Batı'ya mı mensupsunuz? Doğu'ya mı mensupsunuz? Bakın medeniyet olarak soruyorum. Sizin kimle ticaret yaptığınızı kimse karışamaz ya da doğalgaz aldınız. Ama medeniyet olarak Batı'ya aitseniz o zaman bir kulüp üyesi gibi muamele görürsünüz. Aksi halde görmezsiniz. Yaptırımlar gündeme gelir. Tercihler bu kadar basit. Ben de beni batıcılıkla suçlayanlara Türkiye'de batıcılık akımının en güçlü savunucusu ve ilerleyicisinin Yüce Atatürk olduğunu hatırlatırım. Ben onun yolunda gidiyorum. Keşke bugünkü bizi yönetenler de Atatürk öğretilerinden ders alıp Türkiye'nin hangi muasır medeniyetler seviyesine gelmesi gerektiğini anlayabilseler. Ya gözyaşlarına tutulma yapmayayım. Bu kadar bir daha böyle romantik konuşma. Ben büyük cümlelerini ben de Ziya Gökalp'ten bir alıntı yapayım. Ziya Gökalp demiş ki Türkiye doğuya doğru giden bir gemi içinde batıya doğru koşan insanların olduğu. Biz Müslümanız ve Türk'üz. Kökenimiz doğuludur. Ama Osmanlı İmparatorluğu kimsenin hatırlamadığı bir şey var. Fatih Sultan Mehmet'in ilk titri padişah değil, Kaiser'dir. Ve bütün padişahlarımız kendilerini Doğu Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak görmüşlerdir. Osmanlı kurulduğundan beri kendini Avrupa'nın parçası olarak kabul etmiştir. Ve Rumeli düştüğü zaman ağlamıştır padişahlar, Bizantin. Lütfen hiç olmazsa ecdadımızın ne yaptığını, ne yapmak istediğini doğru anlayalım. Daha Osmanlı 500 yıl önce görmüş bizim nereye ait olduğumuzu. Araba değil. Avrupa'ya. Çok net. Eğer bu anlayışı benim medeniyet olarak, bakın medeniyet olarak diyorum. Bu anlayışı doğru kurabilirsek sorunları çözmek çok daha kolay olur düşüncesindeyim.